Dat val ik je aan, maar ik ben voor mij. Daar van gauw boven, te gauw, wat is er in mijn gauw? Biz köy evimizde otururken sabaha karşı saat 4'ü 15 geçip benim saatime göre. Yer sallandı, biz dışarı kaçtık, tandırlıkta bir soba yaktık. Sabah oluncaya kadar, sabah olunca elbis biz güzel haber beklerken benim iki torunum, bir kızımdan kara haber geldi. Biz gitmek istedik. Kar önümüzü kesti, fırtına önümüzü kesti, iki gün orada hasar kaldık. Dışarı çıkınca, ikinci deprem olunca kapılar kilitlendi. İçeride bastığım varken, emanetim varken bana fırsat vermedi, kapılar kilitlendi. Demir kapı işte kilitliydi. Benim kaçıracak bastonum bile içeride kaldı. Biz bir komşu varken biz çağırdık geldi. Baktı ki ev yanıyor. Hacı dayı girip bir imkana bakacak durumda değiliz dedi. İki tane de tipim vardı. Ben tipten korkarak adamı içeri zorlamadım dedim. Ben bir de adama sebep mi olayım? Bıraktım gözümün önünde yandı gitti. Yanaydı zaten bir şey kalmadı. Keşke iki torunumda bir kızımdan kara haber gelmeseydi de ben o evin içinde yanaydım. Bu acıyı duymayaydım. Allah bu acıyı hiçbir gence, hiçbir kimseye bir daha nasip etmesin. Ben diliyorum ki sesi bana gelsin. 8 gündür ben sesini, boyunu görmek istiyorum, göremiyorum. Nerede öldüler, nerede kaldılar, beni de götürmediler. Enkaz altından dönerek can verdiler. Getirdikten sonra, 6 günden sonra getirdiler. Cenaze yıkanırken ben zapt etmedim. Baktım ki her birinin gözü şöyle açılmış. Bir kurtaracağı kişinin yolunda kalmış. Tabii ki buna kimse razı olmaz. Ama imkansız bir derdimiz. Donarak can verdiler. Ben ne yapayım, elimde bir şey gelmedi. Kaç gün sonra çıkardılar peki enkazdan? 4 gün sonra. Dün değil, evvelki gün, bugün 8. Siz enkazın yanına gittiniz mi? Yani ben arama yedim. Kurtarma çalışması var mıydı? Ben görmedim. Beni götürün dedim. Götürmediler. Sen fırsatçılık yaparsın, enkazın içine atlarsın diye. Yani benim çocuklarım bırakmadı. Sen kendini zapt edemezsin deyince ben yayan da gidemedim. Uzak, Elbistan uzak. Ben enkaz yerine daha halen gitmek istiyorum. Beni götüren yok. Olmasaydı 4-5 güne kadar ölmezlerdi. Donarak ölmüşler. Çünkü o torunlarımın küçük kardeşi var, kız olarak. Annesi arkada geliyor. Bu kız önde gidiyor. Dış kapıya yaklaşınca her taraf kapanıyor, çekiyor. Kız diyor ki ben döndüm ki annem arkamda yok. O kurtuldu mu peki? Kız kurtuldu. Kız kurtuldu. Bakıyor, yettikçe o delik kapanıyor. Anne neredesin diye bağırıyor. Ses yok, sada yok. Çocuk ağlayarak dışarı çıkıyor. Artık herkes oraya birikiyor. Bakıyorlar ki imkanı yok. Artık görevlilerini bırakmıyor. Yaklaşmayın diye. Fırsat yaklaştırmamışlar. Ben dedim keşke ben orada olsaydım da o cezayı da görseydim, ben kendim enkaz içine gireydim. Girerdim. Ama beni götürmedi. İmkanı yoktu. Şu dağın ortasında karı görüyorsunuz ya. Ben oradaydım. Diz boyu gene
Allah razı olsun ki bir komşu vardı, geldi bizim elimizde tuttu götürdü. İki gece orada idare etti. Benim küçük oğlum Elbistan'da geldi. Kar diz boyu iken geldi, beni arkadaşın evinden aldı işte buraya kadar getirdi. 3-4 gündür ben burada işte yaşıyorum daha. Elim kolum bağlı. Acaba kayda geçer, televizyona geçer mi? Geçer. Oy kurban olurum size. Ayda yedi dinlersen, dinlersen televizyonda. Keşke ben öyleydim, bunu görmeyeydim. Ama gene ismini duyarsam ben nefes alıyorum. Dayım sonra işte kendi çocuklarını alıyor. Tam yolu yarlarken ikinci deprem başlıyor bu sefer. Geri gidemiyor yani, korkuyor, bu sefer geri geliyor. Geri ki bizim ev yerle bir olmuş. Ondan sonra işte ne bileyim, ben aradım, öbürleri aradı, herkes aradı. O an ben tabii annemle daha telefonu bitirmeden önce dedi deprem çok korkunçtu. Ağladı. Ağladı o anda, ben de tam telefonu kapattım yani. Annem zaten çok duygusaldı, hemen gözyaşları geldi. Ben de şimdi aklıma geldi, diyorum ki ne demek ki ben de o anda işte hani şimdi insan öyle olduktan sonra diyorum. Demek ki bana veda etmiş ama ben şimdi diyorum yani. Yani çok zor bir gerçekten. Kaç çok. Kaç gün sonra kurtarıldı enkazın? Ben kendim 2 gün bir şey yapılmadı. 3. gün ben kendim orada yurt dışından buraya gelene kadar bir sürü arkadaşı aradım. Ne yapın ne edin? Kimse dedi biz bir şey yapamayız. Şu anda Elbistan'da 3. gün bir şey yapılmadı. 3. gün kepçeler geldi. 4. gün ben buraya yetiştim. Yetişmeyle zaten başlamışlardı. Yani çok korkunç bir şey. Oraya girmeleri gerçekten çok zor bir şey. 4. gün girildi. Bu soğukta görüyorsunuz havalar. Yani insan yaşasa bile şu soğuğa kimse dayanamaz. Çok zor gerçekten. Donarak mı ölmüştü? Donarak efendim? Yani biz evet. Önce kardeşim Doğan'ı çıkardık. Hatta öyle değil mi? Önce bizim üst komşular vardı. Onu da bizim köylü Gözpınarlı. Önce onları çıkardık. Önce ufak bir çocuk 11 yaşında onu çıkardık. Gerçekten çok zor bir şey. Çocuk donmuştu zaten. Ondan sonra annesiyle iki çocuğunu çıkardık. Onlar da anne arada, çocuklar her bir tarafta. Yani insanın işi gidiyor anlattığın zaman. Ondan sonra işte biraz bir kat daha bir kat daha derken mesela kardeşim Doğan o salonda oturuyordu. Önce onu şey yaptık, koltukta işte oturmuş bu şekilde sıkışmış köşe. Yani şey yapmaya çalışmış ama bir türlü şey yapamamış. Sonra öbür odaya geçtik. Tabii biz eğer demesek kepçeyle mesela bunlar kazıyor ama o anda belki bunları bir şekilde kopartırlar, şey yaparlar biliyor musun? Yani bilmiyorum. Biz hep takip ediyorduk böyle işte. Şey olmasın, parçalanmasın. Yani zaten belli artık kurtulma şansları yok. Sadece bir mutfakta bir şey vardı. Dedik belki anne oradadır. O da olmadı. Sonra kardeşim Duran'a gelince bu sefer onun yatak odasında bildiğim için dedim işte Duran dayım, o da şu anda Kayseri'ye gitti. Onları götürdü, öbür dayımı. O hep şey yapıyordu, yönlendiriyor işte bir o bir ben. Tam onun yatak odasına geldik bu sefer, o da olduğu gibi yani şey vurmayla zaten hiç çocuk kıvırlamamış. Elini bu şekilde koymuş, yani orada buz tutmuş. Annem de depremin vurmayla tam koridorla işte merdivenden aşağı doğru belki demiş ben ineyim buradan. Deprem o kadar şey ki o şiddetle annem yere yıkılmış. O da sırt üstü yok. İnsanlar bu şekilde ölüme nasıl terk ediliyor? Bir iman aklıma geliyor, gelmedi. Yani 4 gün sonra nasıl ya Elbistan Türkiye'nin çoğu ilinden büyük bir yer, doğru mu? Yani niye bu kadar müdahale geç yapıldı ya? Kayseri şurada burnumuzun dibinde. Kayseri Maraş'tan Elbistan'ın daha büyük. Zamanında müdahale yapılabilirdi. Ama geç müdahale yapıldı. Belki çoğu insanlar bu şekilde öldü. Bu soğuğa kimse dayanamaz. Bu dondurucu. Yani biz dışarı çıkamayız bu şekilde. İnsanlar mağdur. Bak işini bitiren Elbistan'ı terk ediyor. Köyümüz ne bileyim kimse kalmadı artık. Bak hani ne güzel şeyimiz var ama kimse sahip, şu anda bizim buralar sahipsiz. Kimse sahiplik etmiyor.